Şeytan Allah Teala'nın dergahından kovulandan sonra kıssasını hemen biliyensiniz. Allah Teala Adem'i yaradı, yani melaikelere secde et diyenine hemen secde ettiler. İlla iblis secde etmedi. O zaman gururken Kudai Teala fekruc minha deyip dergahından kovdu. Onu rejim etti, metrud etti. Şu anda şeytan Kudai Teala'dan muhlet istedi, menitek yamda çirli, baki koydu, öldürmediydi. Kudai Teala da ona muhlet verdi. Şu anda şeytan kasam içti, Kudai'nin izzeti veren kasam içti. Ta Adem oğullarının dedi, bedenine, tenine, canı olsa dedi, ben kalbimden çıkmaz mıydı? Meş onları ağlaştırar mıydı? Özüm benim bile cehenneme aktarınıp kasam içti. Diyendiler şeytana, düşmanı kasam kurdu. Kasam için düşmanımız şeytan. Adem oğullarının başarısı cehenneme gidecek özüyle bile. Şu şeytan kasam içenine, kasam yad edenine, Kudai Teala da kasam içti. Öz ızzatım bilen kasam olsun dedi. Adem oğullarının dedi, kalbimle dedi, teninle canı olup dursa dedi, ben tovan kasım bağlamarım dedi. Yani Müslümanlar dedi şu kalbimle, yani bedenine, tenine canı olsa, canı çıkayansa, ben dedi tovan kasım bağlamarım dedi. Müslüman da oğullar. Erhamerrahimin buna Kudai'miz vardır. Evvel öz bendesinin havasını saklayandır. Sen şeytana sen kasam içeceğin ağlaştıracak deyip. Ben yani tovan kasım bağlamak, tel canı çıkan şey deyip. Günah etiyat mı? Masiyet sadır oluyor mu? Tövbe değilim. Her gün 10 günah etsek 10 tövbe. 100 günah etsek 100 tövbe. Kudai Teala öyle şu kafiyini açık koyup bir tövbe kapısını. İnsan masum değil. Öz bilip günah etkiye, bilmem günah etkiye olarsa insanın günah sadır oldu. Şu bereketi Kudai Teala öz bendesine beriptir, tovan kapısını bağlamaktır. Te can alkama geliyense, can tenden çıkıyansa tovan kapısı açık mı? Gelin tovbe deyleyin.